Bugün Soprano Partisi armonizesinde de arkadaşlar yeni bir akor daha ekleyeceğiz. Zaten şu ana kadar bütün akorları gördük. Görmediğimiz tek perde akoru vardı. O da üçüncü perde akoru. Yine biz soprano armonizesi örneği üzerinde anlatmaya çalışacağız. Şimdi üçüncü perde akoru nedir? Ona bakalım. Bütün perdeleri gördük dedik. Yani hangilerini görmemiştik? Sadece üçüncü perde akoru. Tabii bunun yanı sıra üçüncü perde akorunun yanı sıra işte mesela toniğin üç seslisini gördük. Su dominantın üç seslisini gördük. Yani üç sesten oluşan akoru gördük. Bunun dışındaki akorları da gördük ama onların yedilisini de görmüştük. Üçüncü perde akorunu da hiç görmemiştik. Mesela tonik üç sesliyi gördük. Mesela do majörde do mi sol. İşte su dominant akoru fa la do dedik. Onların yedilisini görmedik. Sadece üç sesli. Onun haricinde ikinci perde akoru işte do majörde re fa la do. Yedinci perde akoru dominant akorunu gördük. Mesela do majörde sol si re fa. Altıncı perde akorunu gördük. La do mi. Onun da evet yedilisini görmedik. Yedinci perde akoru si re fa la yedisini gördük şeklinde. Bunların içerisinde üçüncü perde akorunu hiç görmemiştik. İşte tonik akorumuz do majörde şuydu. Do mi sol. İkinci perde akorumuz re fa la idi. Su dominant fa la do. Dominant sol si re. Altıncı perde akoru la do mi. Ve yedinci perde akorunu gördük. Si, re, fa. İşte görmediğimiz üçüncü perde akoru vardı. Onu da bu derste görmüş olacağız. Ekleyeceğiz bunu. Şimdi tonik akoruyla ilgili tabii her akorun bir özelliği vardı. İşlevsel özelliği diyoruz arkadaşlar. Bunlar görevi yani. Bunun dışında biz bunları çok fazla kullanmıyoruz. Bir de daha birinci dereceden önemli akorlar demiştik. Mesela do mi sol tonik akoru ana akorlardandı. Su dominant ana akorlardandı. Dominant yine ana akorlar. Bunun dışındaki ikinci perde akoru tabii ikinci derecede bunlar da önemli akorlar. Altıncı perde akoru ve yedinci perde akoru bunlar da ikinci dereceden önemli akorlardandı. İşte bunlarla tabii ki mesela ikinci perde akoru ne dedik? Su dominant akor grubuna dahildir dedik. Neden? Çünkü sesleri ortak değil. Buradaki fa la ile dördüncü perdedeki fa la'ya dikkat ederseniz ses sayısı olarak bunlar birbirine eşit. Bir akorun ana akorlar şu 1, 2 ve 3 numarayla belirttiğim şu ana akorların seslerinden hangisini daha çok taşıyorsa o akoru da yüklenmiş oluyor. Yani görevini ne yardımcı oluyor aslında. Yani bir müdür yardımcılığı gibi. Yani müdürler buysa yardımcılar da o görevi yüklenmiş oluyor demiştik. İkinci perde. Altıncı perde akoru mesela ne dedik? Hem tonik akorunda la do mi bakın hem de do mi şeklinde bakın. Burada altıncı perde hem su dominant hem de tonik akoru grubuna dahildi. Tonik olursa genellikle kadans bölgesinde, kırık kadans bölgesinde kullanılıyor demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla altıncı perde akoru hem dördüncü perde su dominant hem de tonik akoru grubunda diye böyle çift görev yüklenen akorlarda yardımcı ikinci dereceli akorlarda var. Yedinci perde akorumuz dedik. Dominant çünkü neredeyse bütün sesleri dominant akoruyla ortaktı arkadaşlar. İşte akorların bu özelliğinden hareketle biz o gruptaki akorları düşünerek hareket ediyoruz ve o şekliyle kullanıyoruz. Üçüncü perde akoruna da aynı mantıkla bakacağız. Dolayısıyla mi, sol, si, bakın dikkat ederseniz mi, sol, si, do mi sol tonik akoruyla ortak sesi var. Sol si dominant akoruyla ortak sesi var. Demek ki iki akor grubuna da
dahil olabilir, onların görevlerini üstlenebilir diyoruz arkadaşlar. Üçüncü perde akoru, hemen notlarımıza bakalım. Tonalitenin üçüncü derecesi üzerine kurulur. Evet, gördük. Dizilimiydi. 1, 2, 3, 4, 7 şeklinde sıralanmış do majör dizisi bu örnek. Hangi ton olursa, hangi tonalite olursa olsun, üçüncü derecesine kurulan üçlüsü ve beşlisinin eklendiği akora biz üçüncü perde akoru diyoruz. Ne dedik? Dominant ve tonik akor grubuna dahildir ve yeden sesi bu akorda da yarım ses tizleştirilir. Şimdi üçüncü şeye bakalım, üçüncü perde akoruna do majörde. Mi, sol, si. Bakın yeden sesi burada var. Eğer yeden sesi la minörde mesela, şimdi birazdan örnek de veririz. La minörde olsaydı akorumuz neydi? Do, mi, sol. La minörde de sol yeden sesiydi. Do, mi, sol diye şeklinde bu akoru kullanacaktı. Genellikle modlarda, bunu da anlatacağım. Modlar, genellikle modlarda işte Phrygian modu diyoruz. Lydian, Mixolydian vesaire. Burada Phrygian modunu özellikle onu göstereceğiz. Phrygian modunda bu üçüncü perde akorunu kullanacağız. Ya da işte sekvenslerde, ya da işte altere seslerde, ya da modülasyonlarda bu üçüncü perde akorunu da ister istemez kullanacağız. Yani bu başka bir akorun sekvensi gibi bu akorda kullanılabiliyor. Bunları da daha sonra anlatacağım. Bazı özel durumları da var yani. Özetle öyle söyleyebiliriz. Üçüncü perde akorunun birinci çevrimini kullanmıyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım bu akor için. Birinci çevrimini kullanmıyoruz. Nedir birinci çevrim? Bakın dikkat ederseniz şöyle yapalım. Mesela do majör için söylemiştik. Mi, sol, si. Üçüncü perde akorumuz. Mi, sol, si. Do majörde üçüncü perde akorunu, yine bunu da Roma rakamıyla gösterdiğimize dikkat edin. Bunun birinci çevrimi nedir? Sol, si, mi. Sol, si, mi. Ve si, si, mi. Sol şeklinde olacaktır. Yine buna da 3, 6 ve 6, 4 akoru, 6 ve 3, 6, 4 akoru diyebiliriz. İşte bu do majörde sol, si, re, fa şeklinde biz dominant akorunu hatırlayın. Dominant yediliği hatırlayın. Şuraya yazayım. Dominant yediliğimiz neydi do majörde? Sol, si, re, re, fa şeklindeydi. Yedilisi, dominant yedili. Bunun dominant yedi akorunda dominant yedi, yani altılı, dominant yedi altı akor. Yani aslında buna dominant sekstalı, yani seksta altı demek. Sekstalı dominant septakord akoru deniyor buna. Yani şöyle diyorduk hatırlarsanız. Sol, si, bu re akorunun yerine mi'ye dönüşüyordu, altılısı geliyordu ve fa'yı tekrar yazıyordu. İşte şuradaki fa'yı düşünmezseniz, şuradaki sol, si, mi akoru neymiş? İşte buradaki altı, üçüncü perdenin, biz buna niye altı yazmışız? Üçüncü perdenin, altı gibi olmuş, üçüncü perdenin birinci çevrim akoruna benzediği için şu, genellikle şu durumunu kullanmıyoruz. Hani bazı özel durumlar veriyorduk. İkinci perde akorunun, özellikle ikinci perde akorunun üst sesini kullanıyorsak altıyı kullanacağız demiştik. 2-6 akorunu. Burada da üçüncü perde de akorunda da 2-6 akorunu özellikle kullanmıyoruz. Bu birinci çevrim kök durumunu ve ikinci çevrim durumunu kullanıyoruz. Birinci çevrim durumunu kullanmıyoruz. İşte buradaki üçüncü perde akorunun birinci çevrimi kullanılmaz dememizin sebebi bu. Çünkü başka bir akora benzeyen akorları bu şey içerisinde kullanmamaya çalışacağız arkadaşlar, mümkün olduğunca. Şimdi bununla ilgili bir örneğimize geçelim.
Şimdi örnek diye ki tekrar gösterelim. Şimdi tonumuz ne dedik? İşte donanımda iki tane bemol var. O zaman ya sol minördür ya si bemol majördür diyorum. Son sesine bakıyorum. Si bemolü görüyorum. Dolayısıyla bu tonumuz si bemol majördür diyorum rahatlıkla arkadaşlar. Zaten dedim eğer minör olsaydı, bu sol minör olsaydı, şu fa'lar, şu fa ve bu fa mesela diyez olması gerekirdi. Y'den sesi yarım ses tizleştiği için, fa'ların yarım ses tizleştirilmesi gerektiği için bunun sol minör olsaydı yarım ses tizleştirilmiş olarak kullanılırdı. Dolayısıyla bunun si bemol majör olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ama dedik ki işte ileride göreceğiz. Modlar, modullarda işte akorların kullanımı vesaire. Orada bazı Frigya modunda mesela yeden sesinin tizleşmeden kullanıldığı durumlar olacak. Hani armonik minör var hocam falan. Ama armonik minör var. Evet, zaten armonik minör kullanıyoruz da. Doğal minör, natural minörler genellikle eserlerde görülmüyor arkadaşlar. Bir geçki olarak vesaire kullanılıyor. İşte o modullarda zaten bir geçki olarak kullanılıyor. Kısa bir geçici olarak kullanılıyor. Daha sonra tekrar armonik minörlere dönüyor. Minörlerde genellikle yeden sesleri genellikle değil %99 tizleştirilmiş olarak kullanılıyor arkadaşlar. Yani neredeyse doğal minör diye bir şey yok. Şimdi si bemol majör olduğuna göre akor seslerimi yazıyorum. Si bemol majör tonik akoru neydi? Si re fa yazıyorum. Si re fa bu tonik akorumuz. Şimdi ikinci perde akorumuz, hemen sıralı olarak gidebiliriz. İkinci perde akorunu biz ne dedik? Yedilisine kadar artık bunları gördük. Do, mi, sol, si şeklinde ikinci perde akorunun yedilisi arkadaşlar. Bunu kullandık. Şimdi yeni gördüğümüz bir akor var dedik. O da neydi? Üçüncü perde akoru. Dizinin üçüncü derecesi üzerine kuruluyordu. Si, re, fa'da tonikte. Re, fa, re, fa, la şeklinde kullanacağız burada. Onu bir silelim olmalı. Şunu re, fa, la şeklinde kullanalım. Evet. Şöyle. Çok farklı olmalı. Neyse. Üçüncü perde akorumuz. Su dominant akorumuz neydi? Mi, sol, si. Mi, sol, si. Su dominant akorumuz. Dominant akorumuz fa, bir oktav aşağıdan alalım. Fa, la, do, mi bemol şeklindeydi. Dominant yedimiz. Bunun dokuzlusunu vesaire gördük. Altıncı perde akorumuz, yedinci perde akorumuz var. Yedinci perde akorumuz neydi o da? Dizinin yedinci derecesi üzerine kurulan akora yedinci perde akoru diyorduk. O da la, do, yedilisini görmüştük. La, do, mi şeklinde yedinci perde akoru arkadaşlar. Şimdi bu akorların hepsini gördük. Altıncı perde akorunu yazmıyorum. Kırık kadansı olarak biz genellikle şeyi görüyorduk. Yine de buraya eğer tonik olarak iki tonik arasında kullanacaksak vesaire sol, si, re şeklinde bir altıncı perde akorunu ekleyebiliriz. Ama kırık kadans, genellikle kırık kadans bölgesinde kullandığımız bu altıncı perde akorunu burada kullanamayacağız. Çünkü kırık kadans olmadığını görüyorum. Şimdi si bemol majör olduğuna göre eserler tonikle biter demiştim. Burası ne olacak? Tonik. Tonik su dominant 6-4 akoru gelecek ve ardından tekrar tonik şeklinde olacak. Evet. Burayı belirledik. Burası bizim tam kadans bölgemizdi. Tonikten önce bir dominant akoru. Bakın dominanta bakalım. Fa, la, do, mi. İşte dominant. Burada bir dominant 7. Dominant 9'lu. Dominant 7, eksik 5. Sekstalı dominant septakor. Dominant 7, 6 akorlu. Vesaire kullanıyoruz. Bu dominant 7 akorundan önce de bir kadans bölgesi olduğu için bu re sesi için özellikle ne dedik? Kadans 6-4 olması gerekiyor. Si, re, fa, bakın re sesi kadans 6-4'te var zaten.
Burada da kadansı 6-4 diyorum. Ve buradaki tam kadansı tamamlamış oluyor. Bundan önce de bir su dominant grubu akorlardan olması mümkün. Kullanılması iyi olur dedik. Gelelim yarım kadans bölgesine. Yarım kadans bölgesindeki bu fa dominant 7 neydi zaten? Fa la do mi. Bu fa'nın da ben bir dominant 7 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan öncekinin de fa'nın da dominant 7 olması mümkün. Ya da 9'lu 7 falan. Eğer dominant 7'den önce bir kadans 6-4 akoru olacağı için burada bir kadans 6-4 olması gerekir. Eğer ben buna dominant 7 diyorsam. Sol sesi bakın. Sol sesi si, re, fa'da sol sesi yok. Dolayısıyla buradaki dominantı ben dominant yerine kadans 6-4 kullanmayı tercih edeceğim arkadaşlar. Çünkü burada fa'dan önce bir akor yok arkadaşlar. Bakın burada bir kadans 6-4 yapamıyorum. Dolayısıyla sol'ü de ben burada muhtemelen do mi sol içerisinde su dominant akor grubundan bir tanesini kullanacağım demektir. Su dominant dominant şekli kadans 6-4 dominant 7. Aynı şeyi burada da yaptık. Su dominant kadans 6-4 dominant 7. Bakın burası yarım kadans. Burası da tam kadans oldu. Evet, kadans bölgelerimizi belirledik. Sıralı sesler yani dizinin 1, 2, 3, 4, 5, 6. dereceleri sıralı kullanıyorum. Yani si, do, re, mi, fa, sol'ü görebiliyor muyum? Ya da mi, fa, sol değil de sol, fa, mi şeklinde de olabilir. Kullanabiliyor muyum? Onlara bakacağız arkadaşlar. Sıralı sesler mesela şurada direkt si, do, re yerine re, do, si diye bakın sıralı. Yani başlarken eserler zaten tonikle başlar dedik. Burası re, do, si diye inerken benim basta ne yapmam lazım bunu? Si, do, re şeklinde yapmam lazım zaten. Şu noktalı olacak. Dolayısıyla bu tonik kök durumda zaten olacak demiştik. Tonik temel durumda olacak. Dominant 6-4 ve tonik geçici 6-4'ten dolayı arkadaşlar. Burası da tonik 6 olacak. Burası re, do, si dediğine göre burası da si, do, re şeklinde çıkacak. Geçici 6-4 akorumu kullanmış oldum. Şimdi başka si, do, re ya da re, do, si var mı? Mi, do, sol, fa. Sol, fa, mi olsaydı burada. Mesela burada bir geçici 6-4 daha kullanabilirdik. Si, la, sol. Si, la, sol. Si, do, re, mi, fa, sol şeklinde bakın burada yine olsaydı si la sol şeklinde bir kullanımı biz geçici 6-4'te kullanamıyoruz. Bakın burada si do re şeklinde yine bir buradaki re do si gibi inici re do si'nin bu sefer de çıkıcı durumunu görüyoruz. Si do re ama biz bunu kadans 6-4 olarak değerlendireceğimiz için bu si do re eğer geçici yapsaydık re do si şeklinde yani tonik dominant 6-4 tonik şeklinde kullanacaktık. Ama biz burada kadans bölgesi olduğu için bundan vazgeçmiş olduk. Başka da bir geçici 6-4 durumu yok. Yardımcıyı da zaten yazdım. Şimdi diğerlerini akor şifrelerini yazalım. Şimdi tonik, dominant 6-4 tonik şeklinde ilk ölçüyü başladık. Şimdi burada la akoru için hemen bir bakalım. La akoru nerede? La sesi için hangi akorda var diyorum. Fa, la, do, mi. Burada dominantta var. Onu söyleyelim. Fa, la, do, mi. Bakın. Başka la nerede var? Burada üçüncü perde akorunda var. Artık onu da yazıyorum. Üçüncü perde akorunda var. Onu da yazdık. Şimdi başka la nerede var? Dominantta var dedik. Mi, sol, si, re, fa, la. Üçüncü perde akorunda var dedik. Evet, tamam. Geçiyorum. Şeyi de unutmayalım. Mesela dominant 7 akoru fa, la, do, mi idi. Dominant 7 akorumuz neydi? 7, 6 akoru. Fa, la, re, mi olacak. Fa, la, re, mi. Yani do gidecek.
Fala re mi? Demek ki re kullandığımız yerde kadans bölgesinde dominant 7 altı akorunu kullanabileceğiz. Şimdi bu fa sesi için si re fa'da bir tonikte var fa sesi. Başka nerede var ona bakıyorum. Do mi sol si re fa la yine 3. perde akorunda var. Buraya yazıyorum. Başka fa akoru tonikte 3. perdede. Fa la do mi dominantta var. Onu da buraya ekleyelim şöyle. Demek ki 3 akorda da artık fa sesi var arkadaşlar. Fa la do mi do mi sol si si sol si re şeklinde 6. perde akoru. Mi'ye geliyorum. Mi için do mi sol si bakın tonikte yok. 2. perde akorunda mi var. Onu yazıyorum. 2. perde akorunda mi var. Re fa la mi sol si su dominantta var yine. Onu da şöyle yazalım. Mi sesi. Fa la do mi şeklinde mi sesi fa la do mi bakın dominantta var. Onu da yazıyorum. Yani 3 ikinci perde su dominant ve dominantta da bu akorumuz var arkadaşlar. 7. perde akorumuz do mi sol si. Demek ki bu aynı zamanda 7. perde akorunda da var. Bunu da bu şey içerisinde kullanabiliriz. Genellikle dominanttan sonra ya da dominanttan önce biz 7. perde akorunu kullanabiliyoruz. Yine mi sesi bakın 2. perde aynı şeyler burada da olacak. Şöyle 2 su dominant dominant ve 7 şeklinde biz bunları kullanabiliriz. Aynı akor. Tabi ikinci perde kullanıyorsam burada 2 kullanamam. Su dominant, su dominant. Yani burada benim kullanacağım 2, 2 ise ikinci perde akoruysa dominant, dominantsa da ikinci perde kullanamayacağım için bunu burada dominant tercihi ve 7. perde tercihini kullanamayacağım. İkinci perde ve dominant şeklinde hareket etmek zorundayım. Ölçü bitimiyle ölçü başlığı aynı akor olamaz. Kuralından dolayı. Devam ediyorum. Do sesi için do sesi bakın si re fa yok. Do mi sol ikinci perde akorunda var. İkinci perde akorunda var. Re fa la mi sol si fa la do mi derken dominant akorunda var. Yine la, do, mi, sol derken 7. perde akorunda var. Akorları belirlemiş olduk. Evet. Sol sesi için su dominantta var demiştik. Bunu 2. perde olarak kullanalım. Do, mi, sol, si. Bunu mesela 2. perdede kullanabiliriz arkadaşlar. Yani su dominant illa kullanmamıza gerek yok. Şimdi su dominantımız mi, sol, si idi. Bu sol sesi aynı zamanda do mi sol si ikinci perde akorunda da var. Zaten aynı akor grubuna dahildi ikinci perde akor. Kadans dominant 7 şeklinde. Devam ediyorum. 4. ölçüden sonra artık 5. ölçüde istediğim gibi kullanabilirim. Si re fa tonikte var si sesi. Başka do mi sol si bakın ikinci perde akorunda var. Onu da yazıyorum. Si sesi başka su dominant mi sol si de su dominant burada var. Fa la do mi yok. Bakın la do mi sol si re fa belki 6. perde akorunda kullanmak gerekebilir. La'ya geliyorum. La sesim si re fa do mi sol si re fa la. Bakın re fa la burada 3. perde akorunu kullanmamız mümkün. La sesi başka şurada la sesini kullanmıştık. Dominantta da var demiştik. Evet. Yine sol sesi için ne dedik? Su dominantta ve ikinci perde akorunda var demiştik. Şuradaki akora göre söylüyoruz. Yine sol sesi su dominantta ikinci perde akorunda sol sesi aynı zamanda 6. perde akorunda şurada onu da yazmamızda fayda var. Yine burada da 6. perdeyi belirtelim.
Hala Do Mi Sol şeklinde 7. perde akorunda da bu sol sesi, sol si re 6'da, la do mi sol 7. perde akorunda da olduğunu, 7. perde akorunda olduğunu da yazan var. Aynı şey tabii ki buradaki sol sesi için de geçer. Yani buradaki sol sesini biz su dominanta kadanstan dolayı demiştik. Ama 7. perde akoru da burada kullanılabilir. Çok zor durumda kalınırsa ya da 6. perde akoru da aynı şekilde kullanılabilir. Fa sesine geliyorum. Tonikte var demiştik. Fa sesi tonikte var. 3. perde akorunda var ve dominantta var demiştik arkadaşlar. Si sesini daha önce de söyledik. Tonik, 2. perde ve su dominant tabii ki. Bir de 6. perdede bu akoru kullanabiliyoruz. Akor şifreleri ne kadar tercih, çok tercih olursa o kadar tabii ki rahat harmonize edebiliyoruz arkadaşlar. Yoksa başka akorlarda bağlantı, mesela şuradaki mi sesi aynı sesler, mesela buradaki sol sesi aynı şekilde aynı akora karşılık gelseydi, mesela burada su dominant su dominant yapamayız. Su dominant 2 yapamayız. Ama bir tanesini 6. perde, bir tanesi 2 yaparsak bu mümkün olabilir. Ya da bunu 2. perde alıp diğerini 6. perde alırsak bunu yapabiliyoruz. Aksi takdirde biz buralarda bağlantılarımızı yapamazdık. Tek akorlar sınırlı olsaydık arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki akorların zenginliği bizim daha rahat olmamız açısından iyi bir durum arkadaşlar. Şimdi şeye gelelim. Hangi ses akorları kullanacağız? Onları biz diğerlerini elemeye çalışalım. Bağlantılara da bakarak arkadaşlar. Şunlar nedir? Evet. Şimdi birinci akorum tonik olacak. Şurada geçici 6-4 vardı. Re, do, si, si, do, re. Tamam, orada şey. Şimdi burada la sesi için biraz da üçüncü perde akorunu kullanmak adına buradaki dominantı burada da üçüncü perde akorunu, mesela burada ne dedik üçüncü perde akoru için? Üçüncü perde akorları iki akora da dahil. Yani toniğe de dahil. Dominant akorunda da dahil arkadaşlar. Burada biz tonik akorunu dan sonra, yani iki tonik arasında genellikle üçüncü perde akorunu kullanmayı tercih ederim. Yani iki tonik arasında bir üçüncü perde akoru burada kullanılabilir. Bir dominant akoru gibi tonik, üçüncü perde akoru tonik ya da tonik, üçüncü perde, üçüncü perde burada dominant gibi, sonra ardından bir dominant getirebiliriz. Yani şuradaki ya tonik kullanacağız ya üçüncü perde. Şunu kaldırıyorum. Demek ki tonik, iki tonik arasındaki örneği gösterelim. Bunu kaldıralım. Tonik 6, 3 tonik şeklinde buradaki fa'yı kullanmış olalım. Daha sonra burada şuradaki tercihimi şuraya göre yapmalıyım. İkinci perde su dominant dominant. Bakın burada ikinci perdeden sonra 2 gelmez. 2'den sonra su dominant gelmez. Su dominanttan sonra dominant gelebilir. Dominanttan sonra dominant ve 7 gelmeyeceği için şu seçeneklerimi kaldırıyorum bir kere. Yani burada aynı akorlar gelemeyeceği için buranın ikinci perde ya da su dominant olması gerekir. Yani bunu ikinci perde olarak kalsın. 2 kullanacağım için, 2'den sonra su dominant gelmeyeceği için burada kullanacağım tek akor da dominant olmalıdır. 2 dominant şeklinde ilerleyebilirim. Bu dominantsa bunun ikinci perde akoru, yani dominanttan sonra su dominant ya da su dominant akor grubundan bir akor gelmeyeceği için burası da dominant dominant 7 de olabilir, dominant da olabilir. Dominanttan sonra su dominant ya da 7'den sonra su dominant gelmeyeceği için bu su dominantı kaldırmak zorundayım. Kadans 6-4. Yani önce bir su dominant tercihim olsa bile bu 2'yi de kaldıracağım. Dolayısıyla burası kadans 6-4 olacak. Bunu kaldırıyorum. Burası da sol. Yine dominant ya da 7. perde akorunu kullanarak burada 7, dominant 7, 7 ya da dominant, dominant 7, kadans 6-4 şeklinde kullanmak zorundayım. Sol'ü ya 6. perde alacağım burada. 6'dan sonra da
bir su dominant gibi. Ya da burada sol sesi için bakın 7. perde akorunu kullanmak zorundayım. Çünkü burada su dominant dominant geldiği için. Bu dominanttan sonra 7. perde sonra kadans alt 4 şeklinde bunu bağlamak zorundayım. Bu akorlarla. Dolayısıyla burası neymiş? 7. perde akoruymuş arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine burada tonik, su dominant hepsini alabiliriz. Şurada dominant ya da tonik olacak. İstediğimiz akor burada olabilir ama tonikle başlayalım dersek buradakini biz 3. perde akorunda kullanmak adına bu dominantı kaldıralım. Tonik 3. Buradaki sol 2 tonik gibi değil de dominant gibi düşünerek burada da yine bir 7. perde akoru kullanarak bu şeyi sağlayabiliriz. 7'den sonra yine 7 gelemeyeceği için belki 7. perde akorunun sol yerine burada ne demiştik demin? 7. perde akoru kullanmıştık yine. 7. 2. perde kullanacaksam 3. perde tonik arasında 7'yi ve burada da artık bir tonik gibi 2. perde akorunu kullanmamız gerekir. Buradaki la'yı zorladığımız için arkadaşlar. La'yı burada zorladığımız 3. perdede re fa la'da ve fa'la'da. Belki şuradaki 3. perdeyi kullanarak bunu kullanmasak daha iyi olacak. La için biz ne dedik? La için biz ne dedik? 2 su dominantta var. La sesi, do, mi, sol, si. Re fa'la 3. perde akoru. Fa'la do, mi. Burada bir dominant. Kullanırsak belki. Sol sesi için de yine fa'la do, mi yerine la, do, mi, sol bir 7. perde akoru ya da buradaki sorun olan soldu zaten. Do, mi, sol. Burada 7'den başka bir şey kullanamayacağız. 7. perde akorumuz yine burada kalsın. Burada 3. perde ya da dominant ikisini de kullanabiliriz. Su dominantta mi, sol, si. Belki bunu 7. perde yerine mesela şeyde su dominant kullanırsak bu sol sesini, ikinci sol sesini de belki 7. perde akoru kullanabiliriz. Dolayısıyla buradaki daha mantıklı olacaktır. Yani şuradaki sol yerine burada 7. perde yerine su dominantı kullanıp burada da bir tonik gibi 3. perde akorunu kullanıp su dominant 7 şeklinde kullanmamızda fayda var. Yine burada 7. perdeden sonra bir 3. perde akorunu kullanmaya çalışalım. 3'ten sonra da yine bir tonik akoru kullanırsak sonra su dominant ve kadans 6-4 şeklinde kullanabiliriz. Yani buradaki 3. perde akorunu burada biraz zorlama olarak eklemiş oluyoruz arkadaşlar. İki gruba da dahil olması biraz tabi burada işimizi rahatlatmış oluyor ve sonrasında yine kadans 6-4 şeklinde kullanıyoruz. Şimdi şu ilk ölçüye en azından kalan süre içerisinde bakalım. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Örneğin ezgimiz buydu. Re, do, si diye iniyordu. Biz bunu zaten yapacağımız şey belliydi. Hemen ezgimizde mi şifremizde re, do, si diye iniyorsa benim bunu si, do, re şeklinde değil mi? Si, do, re şeklinde direkt yazmam lazım. Yani bas partileri ya yani ne dedik? Her zaman basa ters hareket yapılır dedik. Mutlaka yani si, do, re diye çıkıyorsa re, do, si diye inecek şeklinde demiştik. Şimdi sap yönlerini ayarlayalım. İkinci perde aşağı doğru olacak. Birinci perde yukarı doğru olacak şeklinde. Evet. Sap yönleri önemli biliyorsunuz. Soprano şimdi aşağı doğru duruyor ama sonra onu yukarı doğru çekecek kendisi otomatik. Şimdi si do re şeklindeydi. Bunlara biz ne diyorduk arkadaşlar? Bu geçici 6-4'lü tonik dominant 6-4 ve tonik 6'ydı akorlar. Bunu bu şekilde olsun demiştik. Şimdi birinci akorum neydi? Tonik'i hemen yazalım. Akorumuz si bemol majör, si, re, fa, si, si, fa, re şeklinde
bunu yazabiliriz. CC fare şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şuraya da CC fare şeklinde tonik akorumu yazmış oldum. CC fare. Şimdi geçici 6-4'te özellikle dikkat etmem gereken şey nedir? Ortak sesi tutacağım. Diğeri yeden sesine inip hareket edecekti. Buradaki ortak sesim nedir? Si, re, fa ile fa, la, do arasındaki ortak sesin fa olduğu anlaşılıyor zaten. Hemen onu fa sesini burada tutuyorum. Diğeri de ortak aynı yine tonik olacağı için o fa'yı da tutuyorum. Ölçümü bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi burada da si sesi fa, la, do, mi de bir yeden sesine inecek. Sonra tekrar si'ye geri gelecek. Şekilde ben bunu hemen geçici 6-4. Ya burası re, do, si. Si doğru bas indi. Fa ortak ses sabit aynı partide. Si, la, si dikkat ederseniz. Si tonik, la, si bemol tonik, la, si, la yeden sesi ve tekrar si bemol. Bütün geçici 6-4 hareketinin böyle olduğunu hatırlayın arkadaşlar. Şimdi biz burada tonik 6 şu la için dikkat ederseniz hemen notlarımıza bakalım. La için ne demişiz? Üçüncü perde akoru olsun demişiz. Üçüncü perde akorunu burada kullanmış olalım. İşte iki tonik arasında mesela. İki tonik arasında. Üçüncü perde akorum ne? Re, fa, la. Re, fa, la. Üçüncü perde. Si bemol majörde. Si bemol. Do, re. Re, fa, la üzerine kurulacak akor. Ortak olan sesin nedir? Ona bakıyorum. Hemen ortak sesi tutuyorum aynı partilerin şey. Şöyle. Onu tuttuk. Fa. Ortak olan sesi tutmuş olduk. Şöyle onu da bağla gösterelim. Olmadı. Fa'yı tuttuk. Şimdi re fa la da re fa la da yine buradaki bas sesini yine burada ortak tutabiliriz. Re, re, fa, la şeklinde akorumuzu bağlayabiliriz. Üçüncü perde akorunu biz ne yapmış olduk? Kök sesinin içerisinde kullanmış olduk arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şeklinde üçüncü perde akorunun kök durumunda kullanmış olduk. Re, re, fa, la. Bu ses, bas sesi de ortak olduğu için mesela bunu la, re, fa, la şeklinde de üçüncü perde akorunun ikinci çevrimi, birinci çevrimi kullanmıyorum. Genellikle bu akoru biz genellikle iki tonik arasında kullanıyorum demiştik. Daha çok böyle kullanılır demiştik. Dominant olarak da kullanacağız zaten, örneğini vereceğiz. Şimdi ben bunu yine tonik 6 idi. Si, re, fa'da yine ben bunu eğer re kullanırsam bakın iki tonik arasında kullanmış oluyor. Şimdi yine si, re, fa'da si, re, si, re, fa şeklinde re, si, re, fa bu tabii tonik akor olacağı için onu bir hatırlayalım şöyle. Re'yi çift kullanamayız, unutmayalım. Şöyle. Re, si, re, fa da re, si, fa, fa şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Re, si, şöyle. Re, si, fa, fa şeklinde yapar. Yani şuradaki fa'yı çift kullanabiliriz. Re, si, fa, fa. Yani si, re, fa akorunda si'yi de çift kullanmamız mümkündü. Bu re sabit olduğu için yani şurada aslında bir si de kullanabiliyorduk. Şöyle bizim altında bulunsun. Bu da yani fa'yı çift şey olmuş olmuyor tabii ki burada. Sadece parantez içerisinde şöyle göstermiş olalım arkadaşlar. Onu. Yani bunu yer. İkisi de bir tercih olarak dursun. Re, si, si, fa, re, si, fa, fa şeklinde de ikisini de kullanabiliriz. Dolayısıyla
iki tonik arasında dikkat ederseniz üçüncü perde akorunu kullanmış olduk. Şuradaki fa'ya dikkat edin. Bu fa şimdi burada da ortak duruyor ama eğer fa'dan bu la fa değil de mesela sol olsaydı bu fa'yı kullanamazdım. Parti atlamalarına da dikkat edin arkadaşlar. Burada aynı sese geldiği için parti atlaması olmuyor. La fa'ya, fa da si'ye inmiş oldu aynı ses olduğu için. Ha, bu fa'yı biraz daha aşağıda mesela re la şeklinde de alsaydık olurdu. Yani burası ama tabii altı yani re fa la si re fa akorunda bunu kullanmak tabii re fa la akorunda bunu kullanmak zor olabilirdi. Re re fa la yerine re fa re la şeklinde yapsaydık o zaman da olurdu mümkün. Diğer akor için hemen ne yazmıştık? Diğer akor için ikinci perde akorunu kullanabiliriz dedik. İkinci perde akorunu si re fa si bemol majörde re fa la mi için biz nasıl ikinci perde akoru kullanmışız? İkinci perde akorumuz neydi? Do mi sol si dolayısıyla burada ikinci perde akorunu kullanabiliriz. Ortak olan ses var mı? Do mi sol si. Eğer buradaki si olursa şuradaki si'yi ortak kullanarak bir kere bunu yazmış oldum. Do mi ve si. Do ve sol kalmış oldu arkadaşlar. Do ve sol kalmış oldu. Şuradaki si'yi mesela do yaparak do mi burada da şu dördüncü perdede de sol'ü bağlayarak bastı da sol'e götürerek re'yi şöyle sol si do mi do mi sol si akorunu kullanmış olduk. Hangi akorumuz? İkinci perde akoru. İkinci perde akorunun hangi çevrimi? Do mi sol dediğimiz için 4-3 akoru ikinci çevrim akorunu burada kullanmış olduk. Dolayısıyla 2-4-3 akoru burada kullanmış olduk. Şimdi diğer mi akoru için ne dedik? Diğer mi sesi için de biz dominant akorunu kullanalım. Yani dominant akoru ya da dominant akorun çevrimlerinden bir tanesini kullanabiliriz dedik. Si, re, fa'da, fa, la, do, mi'de ortak olan ses nedir? Şurada ben do'yu görüyorum. Fa, la, do, mi'de. Hemen onu yazalım. Şurada do. Ortak tuttum onu. Fa, la, do, mi. Do'yu tuttuk. Şimdi burada ikinci akora da biz dominant ya da yedinci perde akorlarından bir tanesi demiştik. Bu dominant olacak. Fa la do mi bakın ya şöyle kullanacağım. Ortak sesi kullandığım için fa 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 la do mi şeklinde kullanacağım. Bu dominant 7 olur. Dominant septakor. Hemen hemen bakın fa la do mi ikinci perde akoruyla dominant arasındaki ortak ses ikisini de kullanmış olduk. Böyle kullanırsak dominant 7 olur. Ha, bu dominant 7 durumunda benim bunu toniğe götürmem lazım. Ama tonik dominanttan sonra bir dominant sesi daha kullanarak bunu telafi edebiliriz. Buradakini yine bir dominant akoruna dönüştürelim o zaman. Ya da bunu la fa do mi şeklinde de yapabiliriz çevrimlerde. Yani şurası sabit kalacak şekilde. Şu iki sesi yer değiştirerek de bunu dominant fa la dersem o zaman ne olacak? Dominant 6-5 olacaktı. Şeklinde çevirebilirim yani. Bu da bunu da bir dominant akoruna dönüştürelim. Fa la do mi de. Böyle bakın do'dan aşağıya doğru ineceği için şu ikinci akoru sesini ben la almalı da fa var. Şöyle la do. Bakın burada parti atlamasını engel olmak için en yakın sesi yine dominant yapacağım. La'ya götürmüş oldum. La do fa la do mi 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 fa la do ya da fa la do mi de şeklinde kullanabiliriz. Yine bası bir yine fa alacaksak şöyle bası fa alacaksa fa la do burada da bir mi sesi kullanmam gerekir. Ya da bunların yerini değiştirerek bunu ben mi alıp
diğerini fa alarak dominant iki akoruna dönüştürmüş olacağım arkadaşlar. Şöyle. Mi, fa, la, do, la, si, re, fa da fa, la, do, mi, yani dominant ikiye çevirmiş oldum arkadaşlar. Şurada. Dominant iki değil, dominant iki akoruna dönüştürmüş oldum. Daha sonra bu akordan sonra ne dedik? Yedinci perde akoru gelecek, gelebilir demiştik. Yedinci perde akorumuz neydi? Yedinci perde akorumuz la do mi, pardon, evet la do mi soldü. La do mi sol. Ortak olan sesler zaten çok fazla olacaktır. Ama şurada bir sıkıntı olmasın diye. Mesela şurada la do mi sol de. Şurada do'yu kullanarak aşmamış olmak için, yani şu la'nın hareketi do'nun da üstüne çıkmasın diye bunu do alalım. 7. perde akoru la do mi sol, la do mi. Biz genellikle dominant akorunda 7. perde akoruyla şey kullanırken, 7. perde akoruyla do, dominant akorunu kullanırken ortak kullanıyoruz. Dolayısıyla mi, mi, la, mi, la, do, sol şeklinde la, do, mi, sol, dominant 7 akorunu, la, do, mi, sol'ü bağlamış oldum. Şeyi hatırlayalım 7. perde akorunu arkadaşlar. 7. perde akorunda ne diyorduk? Şunu da akorumuzu da yazalım. 7. perde akoru. Dominant 2 akoru, 7. perde akorunun 4 üçüyle bağlanıyor burada. Dominant akorda genellikle bas seslerini ortak tutarak bunları birbirine bağlıyorduk hatırlarsanız. İkisine bağlamış oluyoruz. Bundan sonra bir kadans 6-4 akoruyla, yani si, re, fa'da. Efendim? Hocam D2'den sonra T6 gelmiyor muydu hep? D2'den sonra T6 gelebilir. Ama D2'den sonra dominant grubu gelirse, mesela şurada da onu da söyledim. Dominant 7'den sonra da hep toniğin 3 seslisi gelir dedik, değil mi? Ama dominant'tan sonra dominant'tan sonra 7 geliyorsa o zaman tonik getirmemize gerek yok. Ama dominant'tan sonra mutlaka, mesela dominant 2 akorundan sonra bir tonik gelecekse o mutlaka T6 olacak. Anladık mı? Tamam hocam. Tamam. Tonik gelecekse, dominant'tan sonra bir tonik gelecekse mutlaka toniğin 3 seslisi olacak. Kök durumu olacak. Dominant'tan 2'den sonra mutlaka tonik geliyorsa T6 olacak. Ama burada dominant 2 dedik ama sol sesi, bakın verilmiş olan sol sesi tonikte yok. Dolayısıyla tonik, dominant'tan sonra bir tonik getiremeyeceğime göre bu 7 ya da dominant grubundan herhangi bir tanesi olabilir dedik. Zaten bu sol sesi de, dikkat edin, sol sesi de dominanta fa la do mi'de de yok, yedilisinde yok. Fa la do mi sol deseydik dominant 9'lu zorlayıp orada bir dominant 9'lu kullanabiliriz ama burada yapabileceğimiz tek şey 7. perde akoru, zaten tonik gelmiyor. Ama gelseydi o T6 olacaktı. Onu hatırlamış oldum. Fa sesi için si, re, fa akorumuz si bemol, re, fa. Şimdi ortak olan ses var mı? Si, re, fa, si, re, fa, mi, la, do, sol, de, si, re, fa. Zaten ikinci perde akorunun yedilisiyle yedinci, la, do, mi, sol ile si, re, fa arasında bakın ortak olan ses yok. Çünkü bunlar yanaşık olan sesler. Yani 7'si la do, 7. perde tonik arası ortak olan ses dolayısıyla yok. O zaman ne yapacağız? Basa ters hareket yapacağız. Aşağı yönde sesler, en yakın sesleri arayacağım arkadaşlar. Aşağı yönde. Yani si, re, fa'da do nereye inecek burada? Do'nun aşağı yönde ineceği la olacaktır. Dolayısıyla bunu yazdım. Bunu ikilikte yazabiliriz. Bunun içerisinden bir akor daha
çıkarabiliriz arkadaşlar. Onu da unutmayalım. SİREFA'da SİREFA'da şimdi burada aşağı yönde fa'ya gelecek. SİREFA'da aşağı yönde fa'ya gelecek. Ama buradaki şeyde tabi burada sıkıntı var. Aşağı yönde SİREFA. Bunu da fa almamız gerekir ki basa o zaman da SİREFA'da fa'yı kullanmamış olacak. Şu doğunun tabii ki en yakın inebileceği yer C'di arkadaşlar. Onu yapmadığımız için şuraya dikkat edin. Şunu C almamız lazım. C SİREFA'da C bu da R'ye inersin. Şu Mi'yi değiştirmem gerekecek. Şu dördüncü perde akorunda da SİREFA almam lazım. SİREFA bunun da R olması lazım. Şu Fa'ya bunun da C'ye inmesi lazım. Onu bir yazalım şöyle de. SİFA şunun da R'ye inmesi lazım. Şurada ikinci perdenin aşağı yönde olacağı için şunu kaldırdım. Bu Mi'yi şuradaki basın bakın hepsi aşağı yönde gidiyor. Bu La R'ye kadar niye atlıyor? Başka ineceğimiz Fa var ama Si Re Fa'da o zaman Fa'yı kullanamıyorum. Dolayısıyla şu Mi'yi bu Fa'yı ya da şu Mi'yi ki ortak olan sistem bu Mi'yi aşağı yönde al. Şöyle bu şekliyle ancak şeyi düzeltmiş olur. Buradaki Mi'yi de yine belki Mi'yi de bunu da bir nokta aşağı şöyle bu şeyi düzeltmiş. Yani bunlar aşağı yönde inmiş oldu. Bu bas da yukarı yönde çıkmış oldu. Buradaki R ile C'nin aralığı altılı aralığı geçmeyecek şekilde biz kadans 6-4 Si Re Fa'yı Si Re Fa'yı kullanmış oluyoruz. Tabi bu şey değil de R Si Re Fa'da Fa olacak burası. Mi Fa'ya geçecek arkadaşlar. Fa Re Si Fa şeklinde Si Re Fa'yı kullanmış olduk. Bunlar aşağı yönde. Bu Mi Fa'ya yukarı yönde hareket etmiş olduk. Buradaki parti atlamalarını bir öncekileri değiştirerek daraltabiliriz. Çok geniş durumda oldu akorlar. Yani bunları biraz daha da düzeltebiliriz. Bu iki vuruşlu da değiştirebilirdik aslında. Dominant akorumuz neydi? Fa La Do Mi. Dominant akorumuz Fa La Do Mi. Tabi dominant sesi burada, Fa sesi burada olduğu için ortak da zaten. Benim burada yine bir Fa sesi alırsam şurada. Bakın basta bir Fa alırsam iki Fa'yı kullanmış olacağım. Dolayısıyla benim burada dominant septakort kullanma ihtimalim yok. Fa La Do Mi'de Fa La Do Mi'de Do'yu iptal ederek Fa La Fa Mi şeklinde Fa La Fa Mi şeklinde kullanmamız gerekecek. Fa La Fa Mi iki Fa'yı kullandım. La ve Mi'yi kullanmam gerekecek. Şuradakini Mi'ye şuradakini Mi'ye Fa Mi şurada Si'yi de La'ya indirerek ikinci perdede dominant septakort şu 6-4 akoru da onu da yazalım. Şurası kadans 6-4 kadans 6-4 burada da bir dominant 7 eksik 5 akoru koyuyoruz. Fa La Do Mi'de şu Fa yerine dominant 9'u kullanabilir miyim? Kullanamam. Buradaki dominant 7 eksik 5 9'lu olursa Fa buradaki Fa dominant 7'nin durumunu değiştiriyor arkadaşlar. O yüzden Fa Mi La Fa şeklinde Fa La Do Mi'de değiştirmiş oldum. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Evet. Hayır, biraz zamanı geçirmişiz. Geri kalan kısmını da haftaya devam edelim isterseniz.